meme cerrahisi ve lenfleri konuşmak üzere sevgili Profesör Doktor Semih Görgülü ile birlikteyiz. İyi akşamlar. Cerrahi konuşmadan önce ben genel bazı konular var. Onların üzerinde durmak istiyorum. Meme kanseri, ortak bir ad veriyoruz ama birbirinden farklı seyirler gösteren bir hastalık grubundan bahsediyoruz. Bu yüzden genelde bütün hastalarımızda gördüğümüz kendi hastalığını başkalarıyla karşılaştırmak, işte o şu ilacı kullanıyor ya da ona şöyle işlemler yapılmış, bende böyle şeyler yapılmadı. Bu konuda çok kafalarda tereddütler oluşuyor. Öncelikle bilmemiz gereken bir şey var. Meme kanseri farklı farklı seyirler gösteren bir hastalıklar grubu. Tek bir hastalık değil. Bir uçta çok yavaş gelişen bir hastalık seyri varken, öbür uçta daha tedavilere dirençli olan ya da daha çabuk nükseden bir hastalık grubu var. O yüzden mutlaka bunların birbirinden farklı olduğunu görmek lazım. En önemli şeylerden bir tanesi erken tanı koymak. Erken tanı koyabilmek için de düzenli kontroller yaptırıyor olmamız lazım. Kontrolden neyi kastediyoruz? Birincisi elle muayene. Mutlaka bu işte uzman bir cerrahın muayenesi. Mamografi ve gerektiği zaman eklediğimiz diğer görüntüleme yöntemleri, en sık kullandığımız görüntüleme yöntemleri, ultrason ve bazen özellikle doku yoğunsa, hastalarımız gençse bazen meme MR'ını kullanırız. Ama mamografi ile ultrason görüntülemede bizim en sık kullandığımız yöntemler. Erken tanı koyduğumuz hastalarda başarı şansımız %95'in üzerinde. O nedenle de düzenli kontrolleri mutlaka yaptırmamız gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi, evet, biz mamografiyi yaptırıyoruz, ultrasonlarımızı yaptırıyoruz. Ama bunu değerlendiren radyolog ne kadar işinin ehli, bu gerçekten önemli bir konu. İyi radyologlarla mutlaka çalışmak zorundayız. Meme konusunda çok tecrübeli olmayan radyoloji uzmanlarının yapacağı yorumlarla ne yazık ki bazen olmayan bir hastalıktan şüpheleniyoruz. Bazen de mevcut bir hastalığı tespit etmekte, tanı koymakta gecikiyoruz. O yüzden mutlaka ultrasonunuzu yapan, mamografinizi değerlendiren radyoloğun da iyi olması şart. Bir diğer konu, meme kanseri tedavisi birden fazla kliniğin çalışmasını, birden fazla uzmanın bir arada çalışmasını gerektiren bir alandır. Genelde tanıyı cerrahi koyar. Yani hasta genel cerrah gelir, orada muayenesi ne olur? Muayenede bir takım işte bulgulardan şüphelenebiliriz. Bazen ortada bizim elimize gelmeyen, muayenede tespit edemediğimiz hastalık tablosu olabilir. İşte radyologla mutlaka görüşüyoruz. Eğer bir şüphemiz varsa biyopsi alıyoruz. İğne biyopsisini öncelikle tercih ediyoruz. Orada bir patolog devreye giriyor. Tanıyı koyduktan sonra genel cerrah, tıbbi onkolog, radyasyon onkoloğu, bazen plastik cerrah ve çoğu zamanda bir psikiyatri uzmanıyla beraber bu süreci yönlendirmemiz gerekiyor. İlk tanıyı koyduğumuz anda gelen hastamızın tedavisini nasıl yönlendireceğiz? Yani bazı hastalarımızla önce cerrahi yapıyoruz. Genelde klasik seyir şudur. Önce tanı konulur, arkadan cerrahi tedavi yapılır. Sonrasında işte kemoterapi, radyoterapi ya da hormonal tedaviler, onlar yapılır. Ama bazen tedavinin sırasını değiştiriyoruz. Önce kemoterapiyle başlayıp cerrahiyi eğer etkileyecekse, yapacağımız cerrahiyi daha sınırlı bir cerrahiye çevirecekse önce kemoterapiyi başa alıp sonrasında cerrahi yapıyoruz. Bu kararı vermek ekip işi, tek başına cerrahın, tek bir doktorun işi değil. O nedenle de mutlaka farklı kliniklerdeki uzmanların beraber çalışarak karar vermesi gerekiyor. Özellikle genç yaşta, 40 yaş altı olan kişilerde bir problem çıktığı zaman tanı konulması için öncelik USG'ye mi veriliyor? Tarama amacıyla 40 yaşından önce genelde mamografi çekmeyiz. 40 yaşından sonra
Başlangıçta genelde 2 yılda bir, bu konuda da dünyada bir standart yok ama genelde 40 yaşından sonra işte 50 yaşına kadar 2 yılda bir, 50 yaşından sonra yılda bir mamografiler çekilir. Her ülkenin bu konuda yaklaşımı farklı ama genelde izlenen yol budur. Fakat özellikle genç kadınlarda meme dokusu yoğun olduğu için mamografi alındığı şeylerde bilgilerde daha azalıyor. Yetersiz kalıyor. Mutlaka ek görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyuyoruz. Görüntülememde ultrason, hele gerçekten iyi bir radyoloğun yapacağı ultrason bize son derece değerli bilgiler veriyor. O nedenle 40 yaş öncesinde genelde mamografi çekmiyoruz. Ultrasonla ya da MR'la tanı koymaya yoluna gidiyoruz. Bahsettiğiniz bir nokta vardı, insanların kendini birbiriyle karşılaştırmaması. Tedaviler de farklı oluyor değil mi? Bunu da biraz üzerine değinebilir miyiz acaba? Hastalığı hangi yaşta koyduk? Bir yıl parametre önemli. Hangi yaşta tanı konuldu? Hastamızdaki tümörün çoğalma hızı nasıldır? Saldırganlığı nasıldır? Hormon reseptörleri nasıldır? Östrojen progesteron reseptörü. CRP2 dediğimiz bir başka reseptörünüz var. O nasıldır? Hangi aşamada yakaladık? Lenf bezlerine yayılmış mı? Tümör boyutuna kadar? Bütün bu parametrelere hepsini göz önüne alarak tedaviyi belirliyoruz. Şimdi o nedenle cerrahide kısmen hastamıza göre farklı farklı yaklaşımlar olmakla beraber esas kemoterapide ciddi farklılıklar var. Eskiden standart tedaviler yapardık. İşte bütün hastalarda kemoterapi uygulanırdı. Hormonal tedaviler çok sınırlıydı. Bugün artık her hastaya göre daha farklı tedaviler uyguluyoruz. Bir hastamıza verdiğimiz ilacı başka bir hastamızda uygulamıyoruz. Ya da kemoterapide uyguladığımız kür sayısı, yani tedavilerin kaç seansta verileceği, bütün bunlar patolojik özelliklere göre değişiyor. En sık işte yapılan hatalardan bir tanesi, işte arkadaşım bu ilacı kullanıyor, niye ben bu ilacı kullanmıyorum? Bu tamamen patolojideki özelliklere göre giderek tümörün, hastalığın yapısını anladıkça daha farklı tedaviler, daha farklı yaklaşımlar uygulamaya başlıyoruz. O yüzden hiçbir zaman hastalığınızla ilgili bulguları başkalarıyla çok fazla konuşmayın. En sağlıklı bilgiyi sizi takip eden doktordan alabilirsiniz. Çünkü başkasındaki bir takım özellikler ya da onun kullandığı tedaviler muhtemelen size hiç uygun olmayacağı için zaten baştan önerilmemiştir. Ve yan etkileri de çok farklı olabilir. Tabii ki tek bir ilaç kullanmıyoruz. İşin ilginç taraflarından bir tanesi de aynı tedaviyi farklı farklı hastalarımıza uyguladığımızda hepimizin tepkisi farklı. Çünkü hepimizin metabolizması farklı. Yani başka bir hastada gördüğümüz yan etkiler bizde hiç çıkmayabilir ya da bizdeki yan etkiler onlarda hiç olmayabilir. Bu nedenle hem ilaçlardaki farklılıklar hem de bizim hepimizin yapısındaki farklılıklar bütün tedavide göreceğimiz işte yan etkileri, kısmen başarı şansını hepsini belirleyecektir. O yüzden çok karşılaştırma yapmamak gerçekten önemli bir konu. Cerrahinin tarihçesinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Biz meme kanserinde neler yapıyoruz? Şimdi baktığım zaman tedavide cerrahi uyguluyoruz. Onun dışında kemoterapi yapıyoruz, radyoterapi, ışın tedavisi uyguluyoruz, hormonal tedavi uyguluyoruz. Hastalarımızın bir kısmında yaklaşık %75-80'inde, bir kısmında da monoklonal antikor dediğimiz işte Herceptin piyasadaki ismiyle ya da bizim farmakolojideki ismiyle trastuzumab dediğimiz ilacı kullanıyoruz. Bunlar tamamen patolojideki özelliklere göre. Şimdi cerrahiye baktığımız zaman tabii zaman içerisinde gerçekten çok ciddi cerrahide farklılıklar var. Eskiden daha ağır cerrahiler yaparken günümüzde artık etkili en küçük cerrahiye, en küçük tedaviye yönelmiş durumdayız. Öncedeki prensip tolere edilebilen maksimum tedaviyken günümüzde
etkili minimum tedaviye yönelmiş durumdayız. Cerrahide baktığımız zaman mutlaka isminden bahsetmemiz gereken Johns Hopkins Üniversitesi'nden William Halstead 1894'te uzunca bir süre en çok kullanılan meme kanserinin tedavisinde, cerrahi tedavisinde en çok kullanılan ameliyatı radikal mastektomi dediğimiz ameliyatı ilk öneren cerrahtır. Bu sayede gerçekten yaşam süresinde ciddi başarılar elde edilmiştir. 1960'lı yıllara kadar radikal cerrahi, radikal mastektomi yapılıyor. Mastektomide yaptığımız iş ne? Meme dokusuyla beraber altında kas tabakası vardır. O kas tabakasını da tamamen çıkarırız ve koltuk altındaki lenf bezlerini de çıkarırız. Tabii ortaya çıkan görüntü gerçekten çok rahatsız edici bir görüntü. Çok şükür bugün artık böyle cerrahiler yapmıyoruz. Yani hiç hoş olmayan cerrahiler. Ama tabii eskiden tanı da çok geç dönemde konulduğu için hep ilerlemiş dönemde yakalanmış hastalar. Ve ne kadar geniş cerrahi yaparsak yaşam süresini o kadar uzatırız mantığıyla yapılan cerrahi. 1960'lı yıllara geldiğimizde artık kaslara dokunmaktan vazgeçiyor cerrahlar. Sadece meme dokusunu ciltle beraber çıkarmaya başlıyorlar. Bu ameliyat işte modifiye radikal mastektomi dediğimiz ameliyat. Bugün de hala kullandığımız bir cerrahi yöntem. Yapmaktan gerçekten hiç hoşlanmadığım bir ameliyat ama bazen en azından tedavi süreci sonlanıncaya kadar bazı hastalarımızda öneriyoruz bu ameliyatı da. Ama günümüzde 1990-80'li yıllardan itibaren giderek daha sınırlı cerrahiler uygulanmaya başlandı. Bugün meme koruyucu cerrahi dediğimiz sadece tümör dokusunun etrafında sağlam cerrahi sınırla beraber çıkarıldığı ve arkasından ışın tedavisinin eklendiği cerrahi. Bakın burada slide'da çok net belli oluyor mu bilmiyorum. Hastamızın sağ göğsünde meme başının yaklaşık 4-5 santim üzerinde bir ameliyat izi var. Şurası mı? Evet. Meme koruyucu cerrahi yaptığımız bir hastamız. Şimdi diğer ameliyatlarla karşılaştırdığımızda estetik açıdan ne kadar farklı bir ameliyat olduğunu görüyoruz. Peki radikal cerrahilerle yani memenin tamamını çıkardığımız cerrahilerle meme koruyucu cerrahi arasında bir fark var mı? Evet, radyoterapi ile beraber meme koruyucu yaklaşım diyoruz. Bu cerrahi arkasından nüksleri, hastanın tekrarını, bölgesel nüksleri engellemek için yaptığımız ışın tedavisiyle beraber aynı sonuçları alıyoruz. Ameliyattan sonra, meme koruyucu cerrahiden sonra radyoterapi alınmadan önce bekleme süresi ne kadar olmalıdır denilmiş? Genelde şimdi meme koruyucu cerrahi yaptıktan sonra eğer hasta kemoterapi alacaksa genelde kemoterapi önce yapılır. Arkasından ışın tedavisi yapılır. Ya da kemoterapi iki parçaya bölünür. Arada ışın tedavisi yapılır. Kemoterapinin bir kısmı ışın tedavisinden sonra ama genelde uygulanan günümüzde giderek önce kemoterapiyi yapmak arkasından ışın tedavisini yapmak. Eğer kemoterapi yapmayacaksak, sadece ışın tedavisi yapacaksak genelde 3 haftalık bir süre geçmesini bekliyoruz. Yara iyileşmesinin tamamlanması için arkasından ışın tedavisini yapabiliriz. Günümüzde meme koruyucu cerrahi işte 1980'li yıllardan sonra giderek önem kazanmaya başladı. Son yıllarda onkoplastik teknikler dediğimiz, onkoplastik cerrahi dediğimiz, eğer meme dokusunu çıkaracaksak eş zamanlı işlemlerin de yapılacağı cerrahi, yani plastik cerrahinin işlemleriyle beraber yaptığımız onkolojik cerrahi, ikisini birleştirerek yaptığımız cerrahiler gündeme gelmeye başladı. Biraz önceki resme bir dönebilir miyiz? Tabii. Şimdi bunun bir öncesine de tam böyle hastamızı karşıdan gören bir resim. Mesela bu hastamız yanlış hatırlamıyorsam 42 yaşında bir hastaydı ve orada bir ufak bir ameliyat izi var hastamızın sağ göğsünde.
Bu ameliyat izi dışarıda bir kitle görülüyor ve arkasından işte cerrahi biyopsi yapılıyor, kitle çıkarılıyor. Fakat aslında radyolojik görüntüler tamamen bu kitlenin problemli bir şey olduğunu gösterdiği halde ayaküstü şartlarda yapılan bir cerrahi biyopsiyle tanı konuluyor. Fakat tabii patolojide şöyle bir sıkıntı var. Hastada daha geride tümör dokusu var. Yani cerrahi sınırlar temiz değil. Şimdi bu hastamız çok genç bir hasta olduğu için ama oradan daha fazla doku çıkarmamız gerektiği için kendisine önerdik. Sağ göğüste cildi ve meme başını koruyarak tüm meme dokusunu o tümör sahasıyla beraber boşalttık. Arkasından silikon protez uyguladık. Bu da bugün yaptığımız cerrahilerden bir tanesi. Bakınca gerçekten insanı tatmin eden bir estetik sonuç elde ediyoruz. Eğer hastalık uygunsa, cerrahi açıdan çok problemi yoksa bu uyguladığımız ameliyatlardan bir tanesi. Bunun dışında neler yapıyoruz? Mesela mastektomi yapacağımız, yani tüm meme dokusunu çıkaracağımız hastalarda bazen karın dokusundan, karın bölgesinden doku alıp, buna tren filet diyoruz, karın bölgesinden doku alıp yeni meme dokusu yapabiliyoruz. Bir sonraki slide'da yapılmış bir hastanın görüntüsü var. Bakın öncesinde tüm göğüs alınmış, sonrasında karın bölgesinden alınan dokuyla yeni bir meme yapılmış. Başka nereden doku alabiliriz? Mesela hastamızın sırt bölgesinden doku alabiliriz. Onu yine kullanabiliriz. Burada sırttaki kas şekil olarak nasıl yaptığımızı gösteriyor. Bir sonraki slide lütfen. Burada da yine sırt bölgesinden hastanın sol göğsüne sırt bölgesinden alınan doku getirilmiş ve bir silikon protezi yerleştirilerek yeni meme dokusu yapılmış. Şimdi daha önce mastektomi dediğimiz tüm meme dokusunun çıkarıldığı ameliyatları yaptığımız hastalarda sonrasında nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi bu rekonstrüksiyon dediğimiz yeni meme dokusu yapılma işleminde hastalarımızın anatomik yapısına ve eşlik eden başka hastalık olup olmadığına bakıyoruz. Eğer anatomik yapısı uygunsa kendi dokusunu kullanarak yeniden meme dokusu yapılmasını tercih ediyoruz. Ama bazı hastalarımızda böyle bir şey uygun olmuyor. O zaman nasıl bir yol izliyoruz? Ameliyat yerine expander dediğimiz genişleyebilen, zaman içinde şişirilebilen protezler koyuyoruz. Bu protezi meme ameliyatından sonra işte cilt ve cildin altında bir kas dokusu kalıyor. Kasın altına yerleştiriyoruz. Sonrasında zaman içinde aşama aşama şişirerek orada protezi koyacağımız kalıcı bir alan oluşturuyoruz. Sonrasında bu geçici protezimizi çıkarıp ikinci aşamada kalıcı protez yapıyoruz. İki taraflı meme dokusunun çıkarıldığı bir hastamızda expander dediğimiz geçici protezi kullanarak öncesinde orada yer hazırlanması, arkasından da kalıcı protez yapıldıktan sonraki görünümü görüyoruz. Şimdi meme ameliyatlarında genelde yaptığımız cerrahi bu şekilde ama cerrahinin bir aşaması daha var. Koltuk altındaki lenf bezleri. Şimdi koltuk altındaki lenf bezleri neden önemli? Çünkü memedeki kitleler çoğu, tamamı değil ama çoğu koltuk altındaki lenf bezlerine, ilk önce koltuk altındaki lenf bezlerine yayılıyor. Eskiden standart olarak biz koltuk altındaki lenf bezlerini tamamını demek, daha doğrusu şöyle onu biraz sonra anlatayım nasıl bir ameliyat yapıyoruz. Oradaki lenf bezlerinin büyük bir kısmını çıkarıp bu şekilde bir cerrahi işlem yapıyorduk. Ama bugün biliyoruz ki hastalarımızın bir kısmında biz bu ameliyatı tamamen gereksiz yapıyoruz. Çünkü hastalık daha koltuk altındaki lenf bezlerine yayılmadan tanıyı koyuyoruz. Sonrasında yaptığımız o koltuk altından lenf bezini çıkarma işlemi çok ciddi sıkıntılara yol açıyor ve biz bunu boşu boşuna yapmış oluyoruz. Ne yapıyoruz? Bu lenf bezlerini çıkarırken hastanın kolundan gelen lenf akımını da bozuyoruz. Bu da eski bir hastamız.
daha önce ameliyat olmuş bizim takip ettiğimiz bir hastamızdı. Lenfödemde kolda çok ciddi olarak bir genişleme oluyor. Normal kolunun yaklaşık 2 katına çıkıyor ve gerçekten yaşam kalitesini ciddi olarak bozan problemlerden bir tanesi. İş sadece tabii koltuk altındaki lenfezlerini çıkardığımızda lenfödemle kalmıyor. Orada bazen ciddi duyu kayıpları, fonksiyon kayıpları, ciddi enfeksiyonlar gelişebiliyor. Ve biz bunları hastalarımızın bir kısmında boşu boşuna yapıyoruz. Peki zaman içinde ne oldu? Sentinel lenf nodu dediğimiz yeni teknikler gelişmeye başladı. Bu önce başka hastalıklarda kullanıldı. Bunda yaptığımız işlem şu. Şimdi tümörün ilk etkileyeceği, ilk tutulacağı lenf bezini bulursak ve buna bakarsak, eğer onda tümör yoksa daha sonraki lenf bezlerinde bir şey olmayacak mantığıyla hareket eden bir biyopsi sistemi bu. Sentinel dediğimiz bekçi lenf nodu. Yani bu tümörün ilk gideceği, ilk etkileyeceği lenf bezi. Genelde meme başının etrafına, bazen tümörün etrafına ya mavi boya kullanarak ya da çok düşük dozda radyoaktif madde vererek, çoğu zaman bu iki yöntemi beraber kullanarak bir işlem yapıyoruz ve o sentinel lenf nodu dediğimiz ilk etkilenmesini beklediğimiz lenf bezini boyuyoruz ve onu işaretliyoruz. Ameliyat sırasında ya yaptığımız cerrahi ile o boyanmış lenf bezini buluyoruz ya da radyoaktif madde kullanıyorsak gamma probe dediğimiz cihazla bu lenf nodunu yerini belirliyoruz ve sonrasında bunu çıkarıp patolojiye gönderiyoruz. Patolojiden gelecek sonuca göre eğer bunlarda bir etkilenme söz konusu değilse o zaman diğer lenf bezlerine hiç dokunmadan çok sınırlı bir cerrahi yaparak bütün işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Genelde koltuk altına yönelik yaptığımız cerrahi işlem de bu şekilde. Eğer sentinel lenf bezinde bir tutulum varsa ya da hastamızda ameliyattan önce tanı konulmuş bir ya da çok ciddi şüphe taşıyan bir lenf bezi varsa o zaman biraz daha genişletiyoruz ve ideali en az 10 lenf bezini çıkarıp patolojiye göndermek. Şimdi ameliyat sırasında bu genelde şöyle bir düşünce var. Biz ameliyat sırasında o lenf bezini tek tek topluyormuşuz gibi. Böyle bir şey söz konusu değil. O bölgede lenf bezleri yağlı bir dokunun içerisinde biz o yağlı dokuyu çıkarıyoruz. Koltuk altından kola giden bir toplar damar var. O toplar damara kadar çıkıp oradaki bütün yağlı dokuyu çıkarıyoruz. Sonrasında patoloji o doku içerisinde lenf bezlerini ayıklıyor ve sonrasında da bunların kaçında tutulum var, kaçında herhangi bir problem yok, normal lenf bezi, o konuda patolojiden gelen sonuca göre hareket ediyoruz. Kaç tane toplam lenf bezi vardır? Bunun sayısı belli midir denilmiş? Yok, böyle bir sayı yok çünkü hepimizin anatomik yapısı farklı farklı. Orada tabii gerçekten geniş bir alan söz konusu ama bizim yaptığımız seviye 1-2 dediğimiz lenf bezlerini çıkarmak. Çok yüksek, eskiden dediğim gibi koltuk altındaki lenf bezlerine yönelik de çok ağır cerrahi işlemler yapardık. 30-40 lenf bezi çıkardığımız hastalarımız vardı. Ama bugün artık daha erken dönemde tanı koyduğumuz için birçok hastamızda lenf bezlerinde tutulum olmadan yakalama şansımız var. Ya da tutulum varsa da baktığımız zaman böyle çok nadir hastamızda öyle 4-5 lenf bezinde tutulum oluyor. Çoğunda çok daha erken aşamalarda yakalıyoruz. O yüzden de yaptığımız cerrahide, koltuk altında yaptığımız cerrahide giderek daha sınırlı hale geliyor. Lenfödem oluşması ihtimalini arttıran durumlar, riskini arttıran durumlar nelerdir? Ve siz cerrah olarak bununla ilgili olarak hasta ve yakınıyla konuştuğunuz zaman onları daha sonra bir örneğin mesela fizyoterapistle
çalışması yönünde veya koruyucu olarak neler yapmasını öneriyorsunuz? Koltuk altındaki lenf bezlerini çıkardığımız zaman işte aksiler diseksiyon dediğimiz işlem mutlaka tabii bu konuda ameliyat sonrasında hastamızı bilgilendirmek zorundayız. Lenf ödem dediğim gibi eskiden daha sık karşılaştığımız bir problemdi. Çünkü daha ağır cerrahiler yapıyorduk. Daha fazla lenf bezi çıkarmaya çalışıyorduk. Günümüzde artık o kadar ağır cerrahi yapmadığımız için lenf ödemle de giderek daha az sayıda hastamızla karşılaşıyoruz. Peki karşılaşmamak için ne yapacağız? Bir kere koltuk altındaki lenf bezlerini çıkardığımız zaman oradaki lenfatik akımı bir şekilde bozmuş oluyoruz. Az da olsa lenf ödem riskimiz var. Bundan korunması için hastalarımızın ne öneriyoruz? Bir kere ameliyat ettiğimiz taraftaki kolu olabildiğince zorlamadan ve yaralamadan hayatını hastamızın sürdürmesini öneriyoruz. Mesela oradan kan alma işlemi yapılmıyor. Genelde işte olabildiği kadar yaralanmaması için işte manikür yaparken dikkat etmelerini öneriyoruz. Bazen hastamızın kullandığı el oluyor. İster istemez ufak kesiler olabiliyor kaçınılmaz bir şekilde. Bunlara karşı olabildiği kadar dikkatli olmalarını öneriyoruz. Eğer bir problem gelişirse de erken dönemde gecikmeden müracaat etmelerini öneriyoruz. Çünkü bir enfeksiyon geliştikten sonra bu gerçekten ciddi bir probleme yol açıyor. Ameliyat sırasında lenf ödem gelişmemesi için de dediğim gibi eğer görüntüleme yöntemlerinde çok belirgin problem yoksa, mesela bazı hastalarımızda bu köprücük kemiğinin altına kadar uzanan, bazen köprücük kemiğinin üstüne çıkan lenf bezlerinde tutulum söz konusu, o zaman tabii yaptığınız cerrahi de ister istemez genişliyor. Ama eğer böyle bir durum söz konusu değilse daha sınırlı cerrahi yapıyoruz. Daha az sayıda lenf bezi çıkarıyoruz ve doğal olarak da hastamızı lenf ödemden korumuş oluyoruz. Lenf ödem gelişmiş hastamızda eğer böyle bir şey oluştuysa mutlaka hemen fizyoterapiye başlamak lazım. Özellikle masajlar, varis çorabı gibi çoraplar, aralıklı uygulanan kompresyon bu çeşitli cihazlarla uygulanıyor. Lenf ödemin tedavisinde gerçekten çok faydalı oluyor. Belki kalıcı çözüm sağlayamıyoruz ama en azından yaşam kalitesini çok fazla bozmayacak şekilde hastalarımızın hayatını sürdürmesini sağlayabiliyoruz. Bu konuda Türkiye'de işte son 5-10 yıldır daha ciddi yaklaşımlar var. Ayrıca bazı hastalarımızda mikro cerrahi dediğimiz yöntemlerle yeni lenfatik akım sağlayarak lenf ödemden kurtarma yolu da denenebilir. Benim yaptığım bir cerrahi değil ama yapan meslektaşlarım var. Hiç tecrübem olmadığı için bir şey diyemiyorum ama böyle bir alternatif de var. Onu da mutlaka hastalarımızın düşünmesi gerekiyor. Lenf ödem neden oluşuyor ve nasıl riskleri nasıl minimize edebiliriz? Kolumuza gelen bir atar damar var, kanı getiriyor. Bir de toplar damar var. Bu gelen kanı geri kalbe taşıyor. Fakat bunlar dışında hücreler arasındaki sıvının da drenajını sağlayan, yani boşalmasını sağlayan lenfatik sistem var. Lenfatik sistem vücudun savunma sisteminin de bir parçası. Bizi enfeksiyonlardan koruyan bir sistem. Meme kanseri koltuk altındaki lenf bezlerine yayılınca doğal olarak oradaki lenf bezlerini de çıkarmamız gerekiyor cerrahi anlamda. Ama bunu yaptığımız zaman işte koldan gelen lenfatik akımı da bozmuş oluyoruz. Çünkü koldan gelen akım koltuk altında geçerek devam ediyor. Biz oradaki lenfatik lenf bezlerini çıkarırken o akımı da bozuyoruz ve buna bağlı olarak da kolda işte istemediğimiz o ödem görüntüsü ortaya çıkıyor. Tabii radyoterapinin yapılması bazen cerrahide sınırlı bir hafif bir lenf ödem varken radyoterapi bazen bunu arttırıyor gerçekten. Onun da olumsuz katkıları oluyor. Bunun dışında
baştan lenfedem olmayan hastalarımızda zaman içerisinde işte kolun fazla zorlanması, mesela ağır yük taşınması ya da çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle yine lenfedem o akım bozulmasına yol açabiliyoruz. Güzel, bununla ilgili bir soru da gelmiş Hilal Hanım'dan. Lenfedem mastektomiden uzun yıllar sonra da ortaya çıkabilir mi? Diyelim ki çok güzel bir 10 sene 15 sene geçirdik. Ömrümüzün sonuna kadar mı dikkat etmeliyiz? Şöyle, genelde ameliyattan sonraki ilk dönem, yani yakın dönem daha önemli, ilk birkaç yıl önemli. Sonrasında ben hiç şahit olmadım. Yani hiç seneler sonra lenfedem gelişti. Bazen olabilir ama bu da gene kolun çok kontrolsüz kullanımından ya da oradaki lenfatik akımı işte bozan bir takım faktörlerin devreye girmesinden olur. Çok sık karşılaştığımız bir şey değil ama yine de dikkat etmek gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Bu arada yine bir not gelmiş. Sevgili Seda Otan Güler, fizyoterapist, o da bir mesaj yollamış. Selam doktorumuza, teşekkür ediyorum. Bir lenfödem terapisti olarak hastaları mümkün olduğunca erken dönemde, yani latent evrede görmek istiyoruz ki önleyelim. Şişlikten sonra maalesef tedavideki başarımız daha zor oluyor demiş. Bu erken teşhis, erken uyanık olmak sanırım her yerde geçer. Ne kadar erken gidersen o kadar başarınız farklı oluyor. Mastektomi sonrası kişinin kendi dokusunu kullanarak protez göğüs yapılması esnasında dokunun, yani kişinin kendi dokusunun da uyumsuz olması mümkün mü? Yani böyle bir ameliyattan sonra dokunun doku kaybı ya da hissiz olması. Bunların hepsi mümkün. Şimdi yapılan her cerrahi işlemde bir takım riskler söz konusu. Yani hiçbir zaman biz bir riskle karşılaşmak için cerrahi planlamıyoruz ama bazen elimizde olmayan işte bir takım olaylar sonrasında mesela hastanın karın bölgesinden aldığımız dokuyu kaybetmemiz, yapılan ameliyatın boşa gitmesi, bütün bunlar da söz konusu ama bakarsanız bu bütün ameliyatlar için geçerli. Yani çok sık karşılaşılan şeyler değil ama böyle bir risk var. Evet. Böyle bir durum söz konusu olursa o zaman farklı yöntemler denenebilir. İşte proteze o zaman dönebiliriz. Ama kararı verirken mutlaka hastamızın beklentileri önemli, onun anatomik yapısı önemli. Yani birçok faktörü göz önüne alarak karar vermek gerekiyor. Metastatik meme siyehi hastasıyım. Hamileyken memedeki kitleyle doktora başvurmuş, lenf nodlarında mikroskopik tutulum olduğu, risk almamak için lenflerin ve kitlelin birlikte alındığı söylenmiş. Şu anda da lenfödemden müzdarip bunların sonucunda. Kontrollerde de şu anda kemik ve kasık metastasları, tekrar tedaviye başladığını söylüyor. Sorusu, lenf nodlarının hepsi çıkartılmayabilir mi? Ve çıkartıldığı halde kasık lenflerinde nasıl tutulum oluyor demiş. Yani gebelik meme kanseri gerçekten çok zor tanı konulmayan bir olay. Çünkü genelde hep bu gebelik ya da emzirmede meme dokusunun yapısı değiştiği için oradaki kitleler de kolaylıkla gözden kaçabiliyor. Bu yüzden de tanı genelde gecikerek konuluyor. Artı bir de bu hastalarımız zaten genç yaş grubunda olduğu için genç yaş grubunda ne yazık ki seyir biraz daha saldırgan oluyor. O yüzden genç yaş kanserleri aslında kendi içinde ayrı bir konu olabilecek bir alan. Tabii seyir o yüzden daha problemli. Koltuk altındaki lenf bezlerini de evet o dönemde çıkarmak gerekiyor. Yani tabii böyle bir şeyi söyleyebilmek için hastamızın o zamanki görüntüleme yöntemleriyle bulgular nasıldı? Bütün bunları bilerek karar vermek lazım. Yani sadece bir verilerin bir kısmıyla yorum yapmak çok zor. Mutlaka bu karar verilirken, bu koltuk altındaki lenf bezleriyle ilgili karar verilirken de birçok faktör göz önüne alınarak verilmiştir. Mikroskopik de olsa genç yaş grubunda lenf notlarında problem varsa o zaman evet
oradaki lenf bezlerinden mutlaka örnekleme yapıp bir kısmını çıkarmak gerekiyor. Kasıktaki şey tamamen ayrı bir olay. Bunu kemik gibi ayrı bir uzak organ metastazı gibi değerlendirmek lazım. Ona göre de tedaviyi yapmak lazım. Evet, lenföden gerçekten bizim çok hoşlanmadığımız, yani gerçekten yaşam kalitesini bozan bir konu ama özellikle genç hastalarımızda daha saldırgan bir cerrahi yapmak zorundayız. Ona bağlı olarak da işte lenfödenle karşılaşma riski biraz daha artıyor. Teşekkür ediyorum detaylı açıklamak için. Çok önemli bir konuya da değindiniz. Gerçekten tüm resmi görmeden değerlendirmek zor. Evet. Genel bilgiler bunlar. Sizce ilinçli bir hasta ne kadar sormalı? Bütün hastalarımızın her aşamada her şeyi öğrenme hakları var. Çünkü onların hayatlarıyla ilgili bir karar veriliyor. Ve mutlaka bilgi sahibi olmaları lazım. Yani yapılacak cerrahiyle ilgili ya da yapılacak tedavilerle ilgili ben olabildiğince kendi hastalarıma açıklama yapmaya çalışıyorum. Çünkü eğer bir şeyi bilirsek, çok basit mesela kemoterapide karşılaşacağımız yan etkileri bilirsek, o zaman bunu tolere etmemiz, onlara karşı dayanmamız çok daha kolay. İnsan genel olarak bilmediği şeyden korkar. Eğer baştan tedavinin bütün detayları anlatılırsa, hastalarımız da nasıl bir seyir izleyeceklerini bilirlerse, o zaman çok daha kolay sonrasındaki süreci karşılayabilirler. Bütün aşamalarda mutlaka bilgiyi edinmeleri gerekiyor. Yapılacak tedavilerle ilgili kendileri de araştırabilirler. Çevrelerinden işte duydukları bir takım bilgilerle en azından doktorlarına danışabilirler. Böyle bir şey olabilir mi diye. Eminim birçok hekim arkadaşım zaten bir yıl parametreyi göz önüne alarak tedavi planını oluşturuyordur. Ama en azından hastalarımızın kafalarındaki soru işaretinin kaybolması açısından da bütün sorularını rahatlıkla doktorlarıyla konuşmaları gerekir. Şimdi bazı hastalarımızda tedavinin sırasını değiştiriyoruz demiştik. Normalde biz önce cerrahiyle başlarız, arkasından kemoterapi, işte ilaç tedavisini ya da ışın tedavisini yaparız. Ama bazen bu sırayı değiştiririz. Ne zaman? Eğer daha sınırlı bir cerrahi yapma şansımız varsa, o zaman kemoterapiyi başa alırız. Neoadjuvan dediğimiz bir yaklaşım. Öncesinde kemoterapiyi yaparız. Tümör boyutunu küçültüp sonrasındaki cerrahiyi daha sınırlı yapmaya çalışırız. Ama bütün bu kararları verirken, dediğim gibi bu sadece bir cerrahın kendi başına vereceği bir karar değil. Yani ben kalkıp ameliyatımı yaparım, ondan sonra tıbbi onkolog ne tedavisini yapacaksa yapar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Birçok yerde yapılan bir yaklaşım ama normalde ideali ilk hastanın tedavisiyle ilgili karar verilecekse mutlaka patolog, tıbbi onkolog, radyasyon onkoloğu ve genel cerrahın tümörün özelliklerini, hastanın özelliklerini, yaşını hep göz önüne alarak tedavi planını belirlemeleri. Bu birçok üniversite hastanesinde ve eğitim araştırma hastanelerinde tümör konseyi şeklinde yapılıyor. Birçok yerde yapılan bir uygulama. Bu süreçten geçtikten sonra eğer yol haritası belirlenirse ve hastalar da bu konuda eğer bilgilendirilirse en ideal yol izlenmiş olur. Mutlaka dediğim gibi şimdi bütün detayları bilmeden yorum yapmak çok yanlış. Çünkü bazen ufacık bir patolojideki ufacık bir özellik bizim bütün tedavi kararımızı etkiliyor. Böyle çok önemsiz gibi görülen bir detay aslında çok ciddi önem taşıyor. O nedenle de bütün parametrelere hakim olmadan işte şöyle yapılabilirdi ya da böyle yapılabilirdi diye bir yorum yapmak gerçekten yanlış. Ama ideali multidisipliner, yani farklı farklı uzmanların bir arada hastayı değerlendirip karar vermeleri. Neyse ki bu artık birçok hastanemizde yapılan bir konu.
Çok teşekkürler ve hastalarımız da kendileri de sormaktan cevap alana kadar siz de dile getirdiniz. Doktorları onları anlayacakları şekilde açıklamaları yapacaktır. Yapılması da onların hakkı. Yani hepimizin hayatıyla ilgili bir konu. O nedenle de bu konuda ısrarla bence talepte bulunsunlar. Meme ucunun alınmasını gerektiren durumlar nelerdir demiş. Bu da merak ediliyor. Yani meme ucu korunabilir mi? Koruyucu cerrahiden bahsettik. Ne gibi durumlarda ille meme ucunun alınması gerekiyor? Şimdi eğer hastalık meme başına çok yakınsa, areola dediğimiz meme başına çok yakınsa, o zaman mecburen meme ucunu da almak zorunda kalıyoruz. Eskiden bu konuda daha radikal hareket ediyorduk. Yani birçok hastada yani meme başını bırakın cildi bile korumadan cerrahi yapıyorduk. Günümüzde artık cerrahi giderek daha sınırlı hale geldiği için meme başını koruma yönünde de daha cesur davranır olduk. Genelde benim izlediğim yol şu ki birçok meslektaşım aynı şeyi izliyorlar. Eğer meme başını koruyacaksak ameliyat sırasında meme başının altındaki dokudan, bıraktığımız dokudan bir örnek alıp ameliyat sırasında patolojiye göndermek, oradan temiz sonucu gelince güvenle ameliyata devam etmek. Eğer bizim şüpheli alanımız ya da kitlemiz meme başına çok yakın değilse, burada tabii mesafe olarak bir şey söylemek zor çünkü o radyolojik görüntülere göre radyoloğun da görüşünü alarak bu kararı vermek lazım. Olabildiği kadar meme dokusunu korumaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Bir başka Seda Hanım'ın sorusu var. Hastalarımızın çok sorduğu sorulardan biri demiş fizyoterapist Seda Hanım. Hı. Meme rekonstrüksiyonu ameliyatları lenfödem riskini arttırır mı? Demek ki böyle bir düşünce var. Kesinlikle yok öyle bir şey. Yani ilk tedavi için yaptığımız ameliyatlar o sırada biz ne yapıyorsak lenfleri yapıyoruz. Sonrasında rekonstrüksiyon için yaptığımız işlerde zaten genelde, yani genelde değil hemen hemen tamamen lenflerle hiç işimiz olmadan ameliyatımızı yapıyoruz. Rekonstrüksiyonun lenflerle ilgili bir riski yok. O konuda hiç hastalarım çekinmeden ameliyat olmaya karar verebilirler. Teşekkürler. Gerçekten önemli. Belki de çok ameliyat sayısı arttıkça daha fazla risk artar gibi bir yanlış düşünce var. Bunlar nereden çıkıyor bilemiyoruz ama bu sorular geldiğine göre demek ki böyle inanışlar mevcut. Ya ben şimdi olabildiği kadar eş zamanlı rekonstrüksiyon, bunu birçok meslektaşım aynı şekilde yapıyor. Eş zamanlı rekonstrüksiyon yapmaya çalışıyoruz. Yani hastamız ameliyattan çıktığında orada bir meme dokusunun ya da en azından cildi korunmuş, içinde protez bile olsa ciddi oranda memeyi andıran ve estetik anlamda hastamızı da tatmin eden bir dokuyla çıkmasını her zaman tercih ediyoruz. Ama bazen bu şansımız olmuyor. Neden? Mesela eğer ışın tedavisi yapacaksak kaçınılmaz, yani ameliyat öncesinde biliyorsak ki biz bu hastamıza ışın tedavisi yapacağız ya da ciddi risk varsa, o zaman rekonstrüksiyonu biraz bekletebiliyoruz. Yani önce meme dokusunu çıkarıyoruz ki o zaman da bazen bu expander dediğimiz geçici protezi koyuyoruz. Radyoterapiden, ışın tedavisinden fazla etkilenmeden o süreci geçiriyoruz. Sonrasında bütün her şey gidip o radyoterapinin de etkileri kalktıktan sonra kalıcı proteze dönüyoruz ama yani bir kadın için meme dokusunun korunması gerçekten çok çok önemli bir şey. Olabildiğince eş zamanlı aynı seansta bir işlem yapmaya çalışıyoruz. Sentinel lenf ve aksiler lenf, bunları şematik olarak gösterebilir misiniz veya anlatabilir misiniz? Slide'a bir gelebilir miyiz? Evet, slide'a geleyim. Slide, bu sentinel lenf nodu biyopsisini nasıl yaptığımızı gösteren bir önceki slide. Bu mu acaba? Geldi mi? Evet. Şimdi burada tabii slide'ı çok büyütme şansımız yok herhalde, değil mi? Biraz daha büyütebiliyorum. Şu daha görülüyor mu? Evet, biraz daha şey. Şimdi sentinel lenf nodu, ortadaki resme bakarsak tümörün ilk etkileyeceği lenf bezi.
Şimdi biz sadece sentinel lenf nodu biyopsisi yaptığımızda o lenf bezlerini çıkarıyoruz. Genelde 1 ila 4 arasında değişir oradaki lenf bezi sayısı. Yani sen boyanan lenf nodu sayısı. Bu lenf bezlerini çıkarıp ameliyat sırasında patolojiye gönderiyoruz. Oradan gelecek sonuca göre eğer bir problem yoksa diğer lenf bezlerine hiç dokunmuyoruz. Öyle olunca o lenfatik akımda çok ufak bir hasar bırakmış oluyoruz. Öyle edilen riskimiz falan son derece düşük. Ya da lenf bezlerini çıkardıktan sonra karşılaştığımız yan etkiler son derece sınırlı oluyor. Ama aksiler diseksiyon dediğimiz zaman, oradan daha fazla lenf bezi çıkardığımız zaman lenfatik akımda gerçekten ciddi bir bozulmaya yol açıyoruz. Aksiler dediğinizde daha uzaktakiler. Aksiler daha üstündeki, evet, üst kısımdaki lenf bezleri. Şu bölümde çizdim, doğru mu çizdim bilemiyorum. Evet. Santiler. Güzel bir soru ve çok teşekkürler açıklama için. Yine bu sorunun devamında sayı verecek olursak 4 adet sentinel lenf ve 14 adet aksiler lenf bezinde metastaz var dersek bu ne anlam ifade eder demiş. Şimdi şöyle, yani burada koltuk altındaki lenf bezlerine hastalığın yayıldığını anlıyoruz. Onun dışında bu sadece tedavimizi planlarken bizim için önemli. Genelde yani 14 tane lenf bezinde metastaz varsa mesela koltuk altına mutlaka ışın tedavisini de yapmamız gerekiyor. Yani tedaviyi planlarken bizim için önemli. Hı hı. Çok teşekkürler. Evet, tedavi planlaması için önemli bu bilgi. Son yine Serap Hanım'ın sorusunu ileteceğim ben. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi'nde sunumunuzdan bahsetmiş. Burada yeni tekniklerden lenf nodu biyopsisinde bahsetmiştiniz. Bunları biraz bunlardan tekrar bahsetmeniz kısaca mümkün mü demiş. Yeni teknikler, yeni... Şimdi şöyle, şimdi amaç hep sınırlı cerrahi yapmak. Aslında bugün en çok kullandığımız yöntem biraz önce slaytlarda da vardı. Ya mavi boya kullanıyoruz ya da radyoaktif madde kullanıyoruz. Düşük dozda radyoaktif madde. Fakat şimdi mavi boya çok bakarsanız maliyet açısından düşük, uygulanması kolay bir yöntem. Fakat bazı hastalarımızda sadece mavi boyu uyguladığımızda lenf nodunu bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Yani lenf bezi boyanmıyor. İşlemi yapıyorsunuz, sonuç alamıyorsunuz. Yaklaşık işte %8 ila 7-8 civarında hastada başarısızlık riskimiz var. Şimdi iki tekniği bir arada kullandığımızda başarı şansımız daha artıyor. Fakat radyoaktif madde kullanmak için de hastanelerde bir nükleer tıp ünitesinin olması lazım. Elinizde gamma probe bir cihaz olması lazım. Şimdi bu her zaman ulaşılabilen bir şey değil. Yani kombine yöntemi kullanmak. O zaman nasıl daha kolay yapılabilecek, başka branşlara ihtiyacı olmadan, bu sentinel sadece boyaya mahkum olmadan neler yapabiliriz düşüncesinden hareketle yeni yaklaşımlar ortaya çıkmış. Bunlardan bir tanesi süperoksit nanokristaller kullanarak boyamaya yapmak. Koltuk altındaki lenf bezlerini bu şekilde boyayıp onları tespit etmek. Bunun için de bir cihaza ihtiyaç duyuyoruz. Bu kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesi. Henüz çok yaygınlaşmadı ama giderek kullanım alanı biraz daha artıyor gibi. Özellikle nükleer tıp imkanı olmayan hastaneler için daha kullanışlı bir yöntem. Diğeri de indosiyanin yeşili kullanarak ameliyat sırasında, şimdi tabii o slaytın o sunumun en sonunda videolar vardı. Ben tabii o konu gündeme geleceğini düşünmediğim için böyle 4-5 dakikalık videolar nasıl lenf bezini buluyoruz. Şimdi indosiyanin kullandığınız zaman da
Ameliyat sırasında zaten uyguladığınızda, uygulanınız alanı, ışıkları kapattığınızda orada direkt floresan ışık veriyor ve direkt uyguladığınız yolu, yerleri görebiliyorsunuz ve lenfatik akımı da görebiliyorsunuz. Ama ameliyat sırasında biraz daha derinde çalışarak buluyoruz. O da neticede bir teknoloji gerektiriyor. Amaç nükleer tıp uzmanına ya da işte radyoaktif maddeye gerek kalmadan sentinel lenf nodunu sadece mavi boyayla değil farklı yöntemlerle nasıl daha fazla bulabiliriz, başarı şansımızı arttırırız. Ona yönelik işlemler. Ama dediğim gibi bunlar daha yeni yeni kullanılan teknolojiler, geleceği olan teknolojiler. Hastalık yoktur, hasta vardır. Bu sizin hastalık için, yoktur, hasta vardır. Hasta gerçekten. Vardır. Bu sizin için ne ifade ediyor ve sizin iyileşme felsefeniz nedir? Şimdi şöyle, evet, tıpta gerçekten baktığımız zaman yüzyıllardan bir gelen işte çeşitli bilgilerimiz var. Hastalıkları tanımlıyoruz. İşte genelde şu formlarda, şu bulgularla ortaya çıkar. Fakat inanın yani meslek hayatı gösteriyor ki insana hiçbir zaman tıpta yok diyemezsiniz. Yani hiç aklınıza gelmeyecek bir takım şeylerle her zaman karşılaşma riskiniz var. Evet, hastalık yok, hasta var. Her hastayı ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Yani öyle standart, mutlaka böyle izlediğimiz bir takım standartlar var ama o standartlara körü körüne bağlı kalıp yani sizdeki bulgular işte bu kalıplara uymuyor, o zaman siz böyle olamazsınız, böyle bir şey tıpta yok. Her hastayı kendi bulgularıyla değerlendirmek lazım. Gerçekten orada daha geniş düşünmek lazım. İyileşme nedir? Şimdi evet, biz tıbbi anlamda bir takım şeyler, tedaviler uyguluyoruz. İşte cerrahi yapıyoruz ya da arkasından ilaç tedavisi yapıyoruz. Ama iyileşme bence ilk başta ruhumuzda başlayan bir olay. Yani bizim önce iyileşmeye gerçekten niyetli olmamız lazım. Bazı hastalarımda görüyorum yani ne yaparsanız yapın, ya bakın bu çok erken dönemde yakalanmış bir hastalık. Hiç üzülmeyin, bütün bu dönem geçecek ve siz sonra işte tamam bir takım tedaviler göreceksiniz, bir takım sıkıntılar yaşayacaksınız ama sonrasında iyi olacaksınız dememize rağmen o moral bozukluğundan kolay kolay kurtaramıyoruz. Ama öbür taraftan hep örnek veririm, gerçekten çok sevdiğim bazı hastalarım var. Böyle yaşam düsturlarıyla hem bana hem başkalarına örnek oluyorlar. Çünkü ben de onları örnek alıyorum. Mesela kemoterapiden çıkıp pilatese giden hastalarım var. Ya da arkadaşlarıyla direkt gidip işte gününü yapan hastalarım var. Şimdi bakıyorsunuz onlarda seyir çok çok daha farklı oluyor. Hayattan hiçbir zaman kopmuyorlar ve olayın getirdiği neticede bütün hastalıklar bizim için, yani hiçbirimizin başımıza gelecek hastalıktan kaçma şansımız yok. Hastalıklarımızı da kendimiz seçmiyoruz. Bir şekilde karşılaşıyoruz ve işte o hastalıkla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Yarın bir gün bizim ne olacağımıza dair hiçbir şey yok elimizde. Bunların hepsini yaşayarak göreceğiz ama eğer dik durabilirsek, ben bu hastalıkla sonuna kadar mücadele edeceğim diyebilirsek gerçekten başarı şansımız çok daha fazla. Neticede belki yaşam süresini çok fazla uzatamayız ama ne kadar kaliteli yaşayacağımız, ne kadar mutlu yaşayacağımız bizim elimizde olan bir şey. O yüzden de hemen ipleri kolay kolay bırakmamak, sonuna kadar mücadele etmek ve ben bu işi yeneceğim demek gerekiyor bence. Ben çok teşekkür ediyorum size tekrar konuğumuz olduğunuz için, her zaman yanımızda olduğunuz için. Herkese iyi geceler. Bir sonraki webinarımızda buluşmak üzere.